Evet başkanım, Gelecek Partisi'nin çalışmalarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz basına açıklama yaptıktan sonra Gelecek Evet. Parti'de neler oldu acaba? Basın açıklama yaptıktan sonra biliyorsunuz ilk büyük Yönetimimiz olan kongremiz Ankara'da gerçekleşti ki 12 Aralık 2019'da bizim partimizin ilk kuruluş tarihi. 3 ay gibi bir pandemi süreci olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde Türkiye genelinde teşkilatlanma yapımızı oluşturduk ve 44 ilimizde kongremizi gerçekleştirdiğimiz için Ankara'daki büyük kongremizi yapmaya da hak kazanmıştık ve bunu başarıyla da gerçekleştirdik. 60 kişiden oluşan yeni parti meclisimiz oluştu. 6 Kasım tarihinde de MYK listemizde tekrar kamuoyuna sunulacak. Partimiz ilk seçimlerde 6 ay sonra 6 ay zarfında yapılacak olan her seçime girmeye hak kazandı. Ve biz erken seçimin bir an önce olacağını düşündüğümüz için de sanki seçim yarınmış gibi tüm teşkilat olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sahada sürdürüyoruz. Medya çok fazla bizim çalışmalarımıza yer vermese de halk bunun farkında. Çünkü ekranlarda bize çok fazla yansıtmasalar da çalışmalarımızı, parti tüzüğümüzü, ülkemizin yönetimiyle ilgili neleri hedeflediğimizi konuşmamıza müsaade etmeseler de halkla birebir yaptığımız çalışmalarda yaptığımız çalışmaların halk tarafından kabul gördüğünü ve yanımızda olduğunu da derinden hissediyoruz. Evet başkanım. Başaracağımıza inanıyoruz Evet. açıkçası. Peki başkanım Düzce'de acaba neler yaptınız? Düzce ile ilgili Temmuz ayında biliyorsunuz ilk benim atamam gerçekleşti. Ondan sonra ilk kurucu yönetimimi, il yönetimimi oluşturdum ve şu an valilikten de izin yazımı aldım. Öncelikle toplamda 8 ilçemiz olduğu için 3 ilçemizin kongresinin tamamlanması gerekiyor ki ilk kongremizi gerçekleştirebilelim. O yüzden öncelikle ilçe başkanlarının adaylarıyla şu an görüşmelerimiz sürüyor. İlçe başkanlarımızı atadıktan sonra onların yönetim kadrosu oluşup ilçe kongrelerini gerçekleştirdikten sonra da ilk kongremizi inşallah yapacağız en kısa zamanda. Peki başkanım yani bütün ilçelerde mi Yok. teşkilatlar olacak yoksa sadece üçte mi Bütün yani? Yo, bütün ilçelerimize teşkilatımızı tabii ki oluşturacağız. Fakat ilk kongremizi yapabilmemiz için 3 ilçemizin teşkilat yapısında oluşup kongresini tamamlaması yeterli. Peki Yani başkanım yani buyurun. gittiğiniz yerlerde, ilçelerde Gelecek Parti'ye bakış nasıl acaba? Oldukça iyi. Evet. Zaten biliyorsunuz Sayın Genel Başkanımız Sayın Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemden de yapmış olduğu icraatlar büyük kabul gördü toplum tarafından. Hatta dış ilişkiler konusundaki başarısı da gündemimizde. Zaten o bıraktıktan sonraki ülke ekonomi bıraktığımız zamandaki ekonomik değerlerle şu an ekonominin değerlerini karşılaştırdığımız zaman da aradaki farkı açıkça herkes görüyor zaten. Yaklaşım gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Peki başkanım Özellikle bu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illerinde teşkilatlanma yapısı çok hızlı. Çok çok hızlı. Tahminimizin çok üzerinde gerçekleşti. Ve bütün Anadolu'ya da yayıldı. Peki başkanım buradaki 3 ilçe dediniz. Yani onlar belli mi acaba? Hangileri Hepsiyle görüşüyorum şu an. Belli bir Evet. ilçe ismi şu an size var. Zaten 8 tane ilçemiz var biliyorsunuz. Evet. Hepsiyle görüşüyoruz şu an. İsim verecek bir durumum yok zaten. Peki başkanım Cumayeri, Gölyaka, Evet. Çilimli, Akçakoca şu an sıcak takipte olduğum ilçeler. Peki başkanım kriter ne arıyorsunuz acaba? Yani ilçe başkanları için. Belli bir kriter olarak söyleyeceğim söz yok. Vatanına, milletine sevgisi, bağlılığı olsun. Hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmasın. Başka herhangi bir kriterimiz yok. Yani şu görüşten olacak veya işte bu eğitim şartlarını gerçekleştirmiş olacak diye bir şey söz konusu değil. Asıl hedefimiz burada vatanına, milletine bağlılık ve hiçbir terör örgütüne üye olmamak. Peki Ve başkanım partimizin hedeflerine gönülden bağlı ve inanmış olması gerekli ilçe başkanlarımız. Düzce'de sahaya ne zaman inmeyi düşünüyorsunuz? Esnaf gezilerine? Zaten şu an partimiz Türkiye genelinde esnaf ziyaretlerini yapıyor. Bizim de şu an kongre sürecimiz olduğu için yeni bir tamamladık. Çok yoğun bir çalışma içerisindeydik. Sanıyorum önümüzdeki haftadan sonra esnaf ziyaretlerine başlayacağız. Peki başkanım yönetim oluştu herhalde sizin. Tabii yönetimimiz oluştu. İlk kurucu Evet. yönetimimiz oluştu. Kongreden sonra zaten asil yönetimimiz deklare edilecek. Ama o Fakat ikinci şu an yönetimde yönetim, şey şu anki yönetimle zaten sıkı sıkıya çalışıyoruz. Hatta iki tane olan toplantımızı yaptık.
Bu akşam da üçüncüsü gerçekleşecek. Peki başkanım, yürütülürken görev dağılımı yapıldı mı yoksa? Yok, kongremizden sonra görev dağılımımız olacak tabii ki. Şu an kurucu yönetimimiz var. İyi başkanım, düzceliler buradan neler söylemek istersiniz son olarak? Düzcelilerin bizim partimize güvenmesini istiyorum. Partimiz Gelecek Partisi iktidara geldiği takdirde şu anki halkımızın hissettiği büyük sorunların çoğundan kurtulacağına inanıyorum ve bunu da vaat ediyorum. Eşitliğin, özgürlüğün, zihin özgürlüğün, insanların düşüncesine bir hegemonya konulmadan herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği bir ortamın oluşacağını vaat ediyorum. Ekonomik olarak da zaten bu konuda uzman, genel merkez statüsünde çok yetkili insanlarımız çalışıyor. Gerçekten bu işin hem uzmanı hem devlet kadrolarında uzun süre hizmet vermiş, bu konuda liyakatlarını tamamlamış insanlar var. Şu an bizim genel merkezdeki görevli arkadaşlarımızdan inanın 3 tane kabine çok rahat çıkabilir her bakanlık açısından. Ekibimize çok güveniyoruz. Halkımızın da bizim partimize güvenmeye davet ediyorum. Seçim olduğu takdirde de zaten sahalarda olacağız. Onların oylarına talip olacağız. Eyvah, şimdi bir çalışmalar için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.